Basketbol severlerin her sene merakla beklediği NBA 2K serisinin son oyunu NBA 2K17, Paul George'u kapağı ve yenilenen içeriğiyle geri döndü. Bakalım bu sene rakipsiz olarak yoluna devam eden NBA 2K17'de bizi neler bekliyor? My Career modu ile ilgili ayrıntılar, daha hızlı level atlama taktikleri, online modlarda başarı yolları gibi birçok ipucunu bulabileceğiniz videomuza başlıyoruz. Bu sene 2K17'de ana menüde biraz daha sadeleştirmeye gidildiğini söyleyebiliriz. İlk olarak en çok oynanan ve en çok yeniliğin yapıldığı mod olan My Career moduyla başlıyoruz. NBA serüvenimize başlamadan önce ilk yapmamız gereken tabii ki oyuncumuzu yaratmak. Bu sene karşılaştığımız ilk yenilik de burada başlıyor. Oynayış tarzınıza göre kendi oyuncunuzu kusursuz bir şekilde yaratmak istiyorsanız bu bölümde oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Yaratacağınız oyuncunun boyu, kilosu, kol boyu, hücum veya savunma odaklı olup olmaması oyuncu kontrollerini tamamen değiştiriyor. Bu bölümde oyuncunuzun fiziksel özelliklerini kıyaslayabilmeniz için NBA oyuncularının vücut ölçülerini de kullanabilirsiniz. Kısa, oyun kurucu bir karakter yaratmak istiyorsanız güçten, blok ve rebound özelliklerinden feragat etmeniz gerekiyor. Ancak kısa oyuncu olmak parkede daha hızlı olmanızı ve top hakimiyetinizin oldukça iyi olmasını sağlayacaktır. Bunun tam tersi ise uzun oyuncular için geçerli. Oyuncu boyu uzadıkça da top kontrolü, top çalma ve dribbling yetenekleri azalırken blok, rebound ve pota altını domine etme özellikleri artacaktır. Yanda bulunan yukarı sarı oklar kazandığınız artı özellikleri, kırmızı oklar ise kaybettiğiniz özellikleri gösteriyor. Oyuncunuzu yaratırken bunları dikkat etmeniz oldukça önemli. Zira geri dönüşü yok. Oyuncumuzun yüzünü yarattığımız bölüme geldiğimizde bir değişiklik dışında göze çarpan bir yenilik olmadığını söyleyebiliriz. Yüz tarama özelliğini kullanmıyorsanız çok fazla seçeneğiniz yok demektir. Bu çirkin adamların birini kullanmanız gerekiyor. Biraz kurcalamayla insana benzetebiliyorsunuz. Saç sakal ekleme bölümünde de herhangi bir yenilik yok. Geçen senekilerle hemen hemen aynı seçenekler mevcut. Bu bölümde karşımıza çıkan tek yenilik yüz tarama yönteminin değişmiş olması. 2K14 ile birlikte gelen PlayStation kamera kullanarak yüz taratma yönteminden vazgeçilmiş ve yerine akıllı telefonunuza indirdiğiniz MyNBA 2K uygulaması gelmiş. Bu uygulamayı kullanarak eğer başarabilirseniz yüzünüzü taratıp oyuna ekleyebiliyorsunuz. Yüz tarama özelliğinin sadece PlayStation 4 ve Xbox One'da mevcut olduğunu belirtelim. Bir dipnot daha, uygulamanın özellikle Android telefonlarda düzgün çalıştığını söyleyemeyiz. Saatler harcayıp hiçbir sonuç elde edemeyebiliyorsunuz. Bu uygulama sadece Apple telefonlarda düzgün ve hızlı çalışıyor. Eğer bir iPhone'unuz varsa hızlı ve oldukça başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Oyuncumuzu yarattıktan sonra artık kariyerimize başlayabiliriz. Kariyerimize kolej yıllarından başlıyoruz. Bu arada ülke seçimi kaldırılmış. Artık Amerikalı olmak zorundayız. Amerikan kolej bebesi olarak birkaç sıkıcı maça çıktıktan sonra NBA kariyerimize nihayet adım atıyoruz. Bu sene hikaye modunda adeta bir ara video bombardımanına tutmuş bizi 2K. Hikaye modu için bir Hollywood starı, Creed filminden hatırladığımız Michael B. Jordan'la anlaşılmış. Michael B. Jordan, kolej yıllarından beri yanımızda olan en yakın arkadaşımız Justice Young rolüyle karşımıza çıkıyor. Geçme imkanımızın olmadığı video bombardımanından kurtulup ilk NBA maçına adım attığımızda yine her sene olduğu gibi başarılı bir sunum gözümüze çarpıyor. Shaquille O'Neal ve ekibi Pro Game Show'la bizi maçı hazırlarken 2K'nın sunumda yine iyi bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Grafikler yine oldukça iyi. Özellikle bu sene seslere ve ayakkabı modellemelerine oldukça dikkat edilmiş. Özellikle ayakkabılar aslına uygun, hatta gerçeğiyle neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Karakter modellemelerine gelince, Curry'nin dişliğini çıkarması, LeBron'un dövmeleri, Snake Brother'ın sakalları gibi ayrıntılar yine bize görsel bir şölen sunuyor. Ancak teknik bir durum olsa gerek, oyuncuların terleme efektinin geçen senelere göre azaltıldığını söyleyebiliriz. Seyirci gibi seyirciler, maskotlar, güvenlik görevlileri, salon çalışanları, her salona özgü pota, file, parke sesleri gibi ayrıntılar kolayca oyunun havasına girmenizi sağlıyor. Oynanıştaki yeniliklere gelirsek, Justice Young'la birlikte kariyerimize devam etmemiz oynanışa da küçük bir değişiklik getirmiş.
Justice Young'a yaptığınız asistler veya Justice'ın size yaptığı asistler belli bir sayıya ulaşınca Orange Juice denen mod aktif oluyor ve isterseniz Justice'ın kontrolünü alabiliyorsunuz. Yön tuşlarını kullanarak karşılıklı etkileşime de geçebiliyorsunuz. Justice'da ilerlemek hoş bir ayrıntı olmuş. Ancak bu kontrol değiştirme seçeneğini çok da kullandığımı söyleyemem. Hatta bir süre sonra Orange Juice'ın aktif olması konsantrasyonunuzu da bozabiliyor. Ancak bu özelliğin gelmesi önümüzdeki senelerde oyuna co-op modunun eklenebileceğini de düşündürtmedi değil. Neden olmasın? Oynanış genel olarak geçen senekiyle aynı. Küçük ayrıntılar dışında pek fazla değişiklik yok. Örneğin rebound almak daha zor ve içgüdü ve zamanlamaya dayanıyor. Servis atışlar daha da zorlaştırılmış. Aynı şekilde top çalmak daha zor. Zira hemen foul çalınabiliyor. L2 R2 tuşlarıyla savunmada pozisyon aldıktan sonra daha hızlı hareket edilebiliyor. Her sene düzeni değiştirilen pas, şut, zıplama ve crossover hareketleri tuş düzenleri bu sene korunmuş. Crossover, dribbling hareketleri yine sağ analogla yapıyor. Ancak animasyonlardaki sıkıntıların göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Savunma pozisyonu durumuna bir türlü girememe, gelen paslarda topu kontrol etmekte zorlanma, kaçan şutlarda topun sürekli potu arkasına sekmesi gibi durumlar oldukça sık yaşanıyor. Her sene artan animasyon zenginliğinin oynanıştaki sadeliği ve akıcılığı tehdit etmeye başladığını söyleyebiliriz. Açıkçası bu seneki oynanış hissinin geçen senelere kıyasla biraz daha arcade öğeler barındırdığını söyleyebiliriz. Oyuna başladığınızda seçebileceğiniz şut şekilleri ve dribbling hareketleri kısıtlı. Ancak isterseniz NBA oyuncularının kendilerine özgü hareketlerini satın alabiliyorsunuz. Aldığınız şut şekline alışmanız oldukça önemli. Doğru zamanlamayla yapacağınız şutların kaçması neredeyse imkansız. My Career'de bu sene adeta bir video bombardımanı olduğundan bahsetmiştik. Evet, videolar oldukça fazla. Michael B. Jordan oyuna hoş bir ayrıntı olarak girmiş ancak bu hikaye kalitesine yansımamış. Anlamsız, boş videolarla dolu hikaye işleyişi, birbirinden kopuk sunum, bir anda hikayeye dahil olup kaybolan karakterler, özensiz diyaloglar hikaye modu olmasaymış da olurmuş dedirtiyor. Özellikle bu videoları hiçbir şekilde geçememeniz bir süre sonra artık illallah dedirtiyor. My Career'deki ilerleyişinizde oyundaki karakterler ve meşhur NBA oyuncuları size mesaj atabiliyor. Ancak bu mesajlaşma bir süre sonra taciz mesajlarına dönüşebiliyor. Şaka bir yana, evet, oyuncular mesaj atıyor, bu hoş bir ayrıntı diyebiliyorsunuz ilk başta. Ancak kariyerinizin 60. maçında aynı mesajı 3500 kez görünce diyorsunuz artık. NBA oyuncularıyla isterseniz boş günlerinizde buluşup etkinliklere gidebiliyorsunuz. Bu etkinlikler size forma, oyuncu hareketi, ekstra takipçi olarak geri dönüyor. Hatta bir ipucu, Amerika Ulusal Basketbol Koçu ile buluşmanız size şut şekli yaratma özelliği olarak geri dönüyor. Aman diyeyim, adamı ekeyim demeyin. Kendi şut şeklinizi yaratmak için bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Options'tan bu uygulamaya erişilebiliyor. Antrenmanlar veya sponsorluk anlaşmaları da karakterinizi geliştirmeniz ve oyunun para birimi, temel direği olan VC kazanmak için oldukça önemli. Oyuncu geliştirme ekranına My Player bölümünden erişebiliyorsunuz. Bu bölümde maçlardan veya sponsorluklardan kazandığınız veya gözümüze sokulduğu üzere PSN Store'dan gerçek parayla satın aldığımız VC'leri kullanarak oyuncumuzu geliştirebiliyoruz. Oyuna belirli bir update puanıyla başlıyoruz. Ancak bu update puanları bitiyor ve kazanmak için antrenman yapmanız gerekiyor. Yarattığınız oyuncunun özelliklerine göre de update'ler kısıtlanmış durumda. Yani bir sharp shooter'sanız üçlük ve ikilik şutunuzu tam doldurabilirken block, rebound, turnike gibi özelliklerinizi tam dolduramıyorsunuz. Bu seneki önemli yeniliklerden biri de badge'ler, yani rozetler. Oyuncunuzun yeteneğine artı özellikler katan rozet sistemi bu sene biraz daha özelleştirilmiş durumda. Yaptığınız My Career maçları esnasında tamamen oyun tarzınıza göre otomatik olarak açılan rozetler ilk olarak bronz açılıyor. İsterseniz VC kullanarak bunu altına kadar yükseltebiliyorsunuz. Geçen sene son sınırı altın olan rozetlere bu sene bir de Hall of Fame gelmiş. Hall of Fame rozeti açmak tamamen oyun stilinize kalmış durumda. Örneğin köşelerden çok fazla üçlük isabetiniz varsa bu rozet maç içinde otomatik olarak açılabiliyor. Maç içinde kısa sürede çok fazla sayı bulabilirseniz eğer Programmed Rosette'i de açabilirsiniz. Programmed Rosette aktif hale geldiği anda sayı kaçırmanız neredeyse imkansız hale geliyor ve altınızda bir sniper imgesi çıkıyor.
Bir bölümü Mavi Park ve Pro-Am modlarında da aktif olan rozetlerin önemi oldukça büyük. Rozetler gibi oyundaki gelişmenizi etkileyen bir diğer unsur da antrenmanlar. Boş günleriniz dışında kendi salonunuzda da şut idmanı yaparak antrenman seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Zira salonunuzda pek de başka yapabileceğiniz bir şey yok. Antrenman seviyenizi arttırmak için artık antrenmanlara girip direkt çıkmak yetmiyor. Antrenman içindeki ilerleme barını da doldurmanız gerekiyor. Antrenman barını hızlıca doldurmak için size tavsiyem zıplama bölümüne gidip 6 kere zıplayıp hızlıca çıkmak. Bu şekilde yaptığınız zaman antrenman barı hızlıca doluyor ve antrenman seviyenizi de arttırmış oluyorsunuz. Antrenman seviyeniz tamamen dolunca da bir update puanı kazanabiliyorsunuz. Karakter gelişiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer ayrıntı da reputation seviyesi. My Park maçlarına çıkarak arttırabildiğiniz reputation seviyeniz önemli. Zira 95 levelden sonra artık antrenman yaptıktan sonra direkt update puanı kazanamıyoruz. 95 levelden sonra yeni bir update puanı kazanmak ve oyuncunuzu son seviye olan 99 levele çıkartmak istiyorsanız My Park maçı yapıp reputation puanınızı arttırmanız gerekiyor. Bu sene My Career arayüzünde de bir takım değişiklikler mevcut. Store Upgrade kısmına geldiğimizde bu bölüm içindeki My Player sekmesinden oyuncu geliştirmelerini yapabiliyoruz. Kıyafet ve aksesuar sekmesinden ise karakterimizin maç içinde veya My Park'ta giyeceği aksesuarlar, ayakkabılar, dövmeler gibi giyim kuşam seçeneklerine erişebiliyoruz. Bu bölümde My Park'ta ve NBA Pro-Am'de kullanacağımız aksesuarlar birbirinden ayrılmış durumda. My Player animasyon sekmesinden oyuncu animasyonları, şut şekilleri, crossover'lar, smaçlar ve turnikelerde VC ile satın alınabiliyor. My Celebrations kısmından maç içi, maç sonu, maç öncesi ritüelleriniz, kutlama şekilleri, çeşitli danslar ve animasyonlar da satın alabiliyorsunuz. Ve belirlediğiniz tuşlara bu sevinçleri atayabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar da My Park ve NBA Pro-Am için ayrı ayrı satılıyor. My Player Inventory kısmından aldığınız tüm içeriğe ulaşabiliyorsunuz. NBA 2K15 ile hayatımıza giren online multiplayer modlar Pro-Am ve My Park'ta da bir takım değişiklikler bizi bekliyor. My Park'ta yine 3-3, 2-2, 4-4 sokak basketbol maçları yaparken Pro-Am'de kurduğumuz takımla birlikte 5-5 mücadelelere girip parkelerin tozunu atabiliyoruz. My Park'ta çok fazla yeni bir içerik bulunmazken Pro-Am'in biraz daha düzenlendiğini söyleyebiliriz. Öncelikle artık maçları direkt çıkmıyor, kendi salonumuzda oyuna girerek arkadaşlarımızla buluştuktan sonra maçlara çıkıyoruz. Aynı zamanda istersek Free Agency kısmından takımımıza oyuncu seçebiliyor, istersek kendimiz için de bir takım arayabiliyoruz. Rozet sisteminin My Park ve Pro-Am modunda aktif olduğundan bahsetmiştik. İşte bu noktada da bazı sorunlar özellikle online mücadelelerde karşımıza çıkıyor. Rozet sisteminin online maçlarda da aktif olması oyun içi dengeleri oldukça değiştirmiş durumda. Ardı ardına şut kaçırmayan oyuncular, içeride durdurmanın imkansız olduğu dev adamlar, adeta elinizden oyuncağınızı alır gibi top çalan oyuncular tüm dengeleri alt üst etmiş durumda. Tüm bunların yanında bir de gerçek parayla VC satın alma opsiyonunun olması ve satın aldığınız VC ile karakterinizi hızlı bir şekilde geliştirmeniz oyun içi dengeleri bozan bir diğer unsur. Yani mini ödeme sisteminin getirdiği karın gözünü kör etmeye başladığı 2K, online modlara dinamiti kendi elleriyle döşüyor gibi görünüyor. Online mücadelelerden aldığınız zevki baltalayan unsurlardan bir diğeri de buglar. Oyuncunuzun geç tepki verdiği, top fiziğinin bozulduğu, kamera açılarının sapıttığı durumlarla oldukça sık karşılaşabiliyorsunuz. Bu sene Pro-Am'de karşımıza çıkan bir diğer yenilik de takım seviyesi. Amatörden başlayıp elite kadar uzanan takım seviyenizi arttırmak için maç yapmanız ve belirli bir galibiyet yüzdesi tutturmanız gerekiyor. Takım seviyenizi Pro'ya ulaştırdığınızda kendi stadınızı düzenleyebilir, takımınıza özgü bir forma yapabilirken takım logosu yaratmak veya formanıza logo ekleyebilmek için takımınızın elit seviyede olması gerekiyor. Bu tarz kısıtlamaların oldukça can sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Zira 2K16'daki rahatlık ve serbestlik yerine kısıtlamalarla dolu bir online deneyim sunuyor bu sene 2K17. Oyundaki diğer modlara da kısaca göz atacak olursak, hızlıca maç yapabildiğimiz Play Now kısmından güncel veya efsanevi NBA takımlarına, Türkiye Basketbol Ligi'nden ve Avrupa'dan da pek çok takıma ulaşabiliyorsunuz. Bu sene Türkiye Basketbol Ligi'nden Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes takımları yapıyor. Kendi takımınızı yapıp başına geçebileceğiniz MyGM ve yine kendi takımınızı oluşturup online mücadelelere girebileceğiniz MyTeam modları da oyundaki diğer modlar. MyTeam modunu klasik kart oyununun basketbol versiyonu şeklinde özetleyebiliriz.
Oyuncu yetenek puanlarına göre elinizdeki oyuncu kartlarıyla bir takım oluşturuyor, yeni kartlar kazanmak için maçlara çıkıyor, elimizde bulunan kartları alıp satabiliyoruz. Oldukça ayrıntılı, 2K'nın üzerinde durduğu pek çok içeriği olan bir mod My Team modu. Zira bu kartları da yine mini ödeme yöntemiyle satın alabiliyoruz. Yaşasın mini ödeme yöntemi. MyGM modunda ise kart sistemi olmaksızın kendi takımınızı oluşturup takımın menajeri, koçu, sahibi ve oyuncusu olabiliyoruz. 2K TV ile güzeller güzeli Rachel Demita sunumunda NBA oyuncularıyla yapılan söyleşileri izleyip MyPark ve ProM'de yapılan birbirinden güzel hareketlere şahit olurken aniden çıkan sorulara cevap vererek DC kazanabiliyoruz. Michael B. Jordan'ın da katkı yaptığı soundtrack listesine baktığımızda yine farklı müzik tarzlarında oldukça geniş bir şarkı listesi gözümüze çarpıyor. Tüm Amerikan müzik endüstrisinde olduğu gibi Drake etkisi bu sene gözle görülür şekilde NBA 2K oyuncuya yansımış durumda. Ancak genel olarak iyi bir soundtrack'e sahip olduğunu söyleyebiliriz 2K17. Majesteleri Michael Jordan, hayatım boyunca defalarca başarısız oldum. Tekrar ve tekrar. İşte bu yüzden sonunda başardım der. NBA 2K serisini tehdit eden durum da aslında bu felsefenin tam tersi diyebiliriz. Yani senelerdir oldukça başarılı işlere imza atan, NBA 2K16 ile adeta zirveye ulaşan NBA 2K serisinin NBA 2K17 ile bir duraklamaya girdiğini söyleyebiliriz. Yıllardır tekrar ve tekrar başarılı olan 2K sonunda başarısız mı oldu? NBA 2K serisinin basketbol oyunlarında rakipsiz bir yerde olması, EA'nin geliştirdiği NBA Live serisinde ard arda çuvallaması ve bu sene oyun çıkartmaması 2K serisini basketbol oyunlarında teker durumda getirdi. Yıllardır simülasyon oynanış şekliyle adeta kusursuz bir oyun deneyimi sunan 2K, oynanışı arcade'e kaydırmaya ve sanal para birimi satma çabasıyla oynanışın içini boşaltmaya başlamış gibi görünüyor. Kapitalizmin çarkları dönüyor, oyun içi mini ödeme sistemlerinin getirdiği tatlı kazanç, firmaların iştahlarını arttırdıkça arttırıyor. Umarım bu durum, bir sonraki maçı yapabilmek için 5 dolar verir seviyesine gelmeden önce işler değişmeye başlar. Bu sene yapılan yeniliklerin, eklenen içeriklerin NBA 2K16'nın üzerine çok fazla artı bir şey koyduğunu söyleyemeyiz. Sonuç olarak NBA 2K17 bu sene almazsam çok şey kaybetmem bir oyun olmuş diyor ve herkese iyi oyunlar, mutlu gelinler.